Su sümbülleriyle ilgili çalışmalarımız yaklaşık 4-5 aydır devam ediyor. Mevsim itibariyle yağışlı günlerden dolayı bir süre ara vermiştik. Bundan dolayı su sümbülleri daha da arttı ve gelişti. Yeniden başladık bugün itibariyle. Bundan sonra yine su sümbüllerinin hem kaldırılması hem önlenmesi hem de sucul ortama, su ortamına zarar vermesinin engellenmesi için üzerimize düşen çalışmaları yapıyoruz. Bundan sonra da yapacağız. Ancak bunun sürdürülebilir, etkin ve ekonomik bir mücadele çalışmasına döndürülmesi lazım, dönüştürülmesi lazım. Bunun için diğer kurum kuruluşların yetkili, görevli ve sorumlu olan kurum kuruluşların da mutlaka hem bizim çalışmalarımıza katkı vermesi lazım hem de onların bir takım çalışmaları da yapmaları gerekiyor. Tehlikeli bir bitki mi? Ne gibi zararları var? Efendim şöyle söyleyelim, ilk kendini gösterdiğinde biliyorsunuz Samandağ bölgesinde balık ölümleriyle karşı karşıya kalmıştık. Bunun nedenini araştırdığımızda su sümbülleri karşımıza çıktı. Su sümbüllerinin şöyle bir zararlı etkisi var. Biliyorsunuz son derece istilacı ve yayılıcı bir bitki. Yetişmiş olduğu su üzerinde yetişiyor. Suda büyüyor ve gelişiyor. Su üzerini tamamen kaplayarak suyun oksijen almasını ve ışık almasını engelliyor. Dolayısıyla su içerisinde oksijen miktarı bittiği, tükendiği için de hem balıkların hem de diğer su canlıların ölmesini sebep oluyor. Böyle bir zararlı etkisi var. Artı tarım alanlarına zarar vereceği konusunda büyük bir endişemiz var. Biliyorsunuz bu sular sulamada kullanılıyor. Tarım sulamasında. Tarımdaki tarım alanlarına da yayılması ve orada da istila özelliğini ortaya koyması bakımından tarım açısından da ciddi bir tehlike ve risk oluşturuyor. Bu sümbüller toplandıktan sonra ne yapılacak? Biz bu sümbülleri su üzerinde belli noktaya kadar taşıdıktan sonra dere içerisinde, Asi Nehri içerisinde karada müdahale etme noktalarımız var. Orada biriktirerek ondan sonra bizim düzenli depolamaz çöp sahamız var. Oraya götürüp imha ediyoruz. Bu su sümbülleri herhangi bir şeyde kullanılabiliyor mu peki? Benim bildiğim kadarıyla herhangi bir şu ana kadar Türkiye'de ve dünyada olumlu anda kullanılabildiği bir sektör, bir alan olduğunu duymadım, bilmiyorum. Ancak şöyle bir kaynaktan okumuştum. Bunlar belli bir işlemden sonra kompost yapılıp gübre halinde tekrar kullanılabilir gibi bir çalışma var. Ama bu hakikaten yapılabiliyor mu, yapılıyor mu o konuda bir fikrim yok. Bizim sınırımızın tamamında yer yer su sümbülü var. Ancak halen Afrin önemli bir asi besleme kaynağı deresi biliyorsunuz. Afrin'den yoğunluklu olarak Asi'nin kendisinden de Suriye bölgesinden bizim topraklarımıza su sümbüllerinin geçtiğini görüyoruz. Güzel görünüyor. Aynen.